Şimdi de Data Transfer Object ve AutoMapper hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şöyle, önce DTO yani Data Transfer Object ne demek onu anlatayım. Şu Product sınıfına gidelim. Bakın burada kullanıcıya göstermek istemediğiniz alanlar olabilir. Yani kullanıcı için tamamen gereksiz bir alandır bu. Şu anda burada yok da öyle olduğunu varsayalım. Yani şuradaki Reorder Level Unison Order gibi alanlar kullanıcıya lazım değilmiş. Böyle varsayalım. Normal şartlar altında hani kaydın değiştirilme tarihi, eklenme tarihi, silinme tarihi gibi verileri tutan alanlar varsa genelde bunlar kullanıcılara gösterilmez. Ki böyle alanları log takibi sisteminde kullanmak lazım ama olduğunu varsayalım. Kullanıcıya bunları göstermek istemezsiniz. Çünkü kullanıcı için tamamen gereksiz o anda veri girerken. Bu durumda DTO kullanabilirsiniz. İki tabloyu birbirine joinleyip sonuç tabloyu göstermek istediğinizde DTO kullanabilirsiniz. Buradan kastım iki tablo veya daha fazla tablo da olabilir. Collapse All ile projeleri bir araya getirdim. Şurada Entities katmanında DTOs adlı bir klasörüm var. Bakın burada daha önce bir örnek yaptım. Şuradaki kategori Name var ya Product'ın olmayan bir alan. Kategorinin alanı. Böylece product'ta olmayan, başka bir tablo olan, kategori de olan, kategori name alanını gösterebilmek adına böyle bir DTO tasarladım. Daha sonra bu DTO'yu görüntüleyebilmek için data access katmanında şurada dal DTO product cat name diye bir sınıfım var. İşte bu sınıf içerisinde product'ın alanlarıyla kategorinin kategori name alanını gösterebilecek bir DTO'yu doldurmuş oldum. Daha sonra Aydal DTO Product CatName aracılığıyla getProductsKetname metodunu kullanarak bu DTO'nun sonucunu kullanıcılara döndüm. Bu Aydal DTO Product CatName Interface'i üzerinden GetProducts e ulaşan metotların bir tanesine bakalım. Bakın, FRM Product formunda Aydal DTO Product Catname üzerinden P dal product o da dal product ketname'e gerekli değeri atıyor. Daha sonra ben bu dal product kullanarak get products metodu aracılığıyla hem product'ın alanlarını hem de kategorinin alanlarını gerekli olanlarının sonucunu get products ketname aracılığıyla kullanabilmiş oluyorum. Data grid view product aracılığıyla da bunu ekranda gösteriyorum. Bakalım. Şimdiye kadar öyle çok şey anlattım ki Sonuca geleyim mi? Bakın, product'taki product id, product name ve units in stock, kategorideki category name alanını göstermek için o DTO'yu tasarladım işte. DTO bu iki tablonun joinlenmesi sonucunda oluştu. Ola ki iki tabloyu joinlemezsiniz. Mesela şu product tablosunda göstermek istemediğiniz alanlar vardır. O alanları kapatırsınız. Öyle bir sınıf tasarlarsınız. Adına da DTO product dersiniz. Böylece o DTO product üzerinden veri görüntületirsiniz kullanıcıya. DTO bu işe yarıyor en çok. Peki bu anlattıklarımdan çıkan sonuç ne? Entities'teki DTOs klasörü gibi bir klasör oluşturacağım. Şurada models katmanında bulunan bütün sınıfların aynılarının başına DTO eklemek şartıyla yani şöyle. Şuraya F2'ye basacağım buraya DTO ekleyeceğim. Aynılarını oluşturacağım. Fakat bu sefer entities katmanına değil. Core adlı bir katman oluşturacağım. O katmanda yapacağım. Ben şimdi bu kor katmanını bu projeyi daha önce anlattım. Fakat videonun mikrofonun sesini açmayı unutmuşum. Şimdi bunu sileyim. Buradan silmek çok işe yaramayacak. Bir de bunun klasörü var. Solution'ı seçtim. Open Folder in File Explorer'dan şu core'u da sildim burada. Sizle beraber yeniden oluşturayım. Solution üzerinde mouse'a sağ tık. Add New Project. Class Library Projesi. Şu. Next butonuna bastım. Katmanın adı Core olacak. Şuradaki Class 1 klasını sildim. Core üzerinde sağ tıkladım. Add New Folder. DTOS adlı bir klasör oluşturdum. Şimdi ben o kadar sınıfı oturup tek tek yazamam. Derseniz çok haklısınız ben de yazamam. Şimdi bu Core katmanındaki DTOS klasöründe modelsin içindeki aynı sınıflar olmalı demiştim. Bu durumda biraz pratiklik kullanalım. Nasıl? Hani bizim EF Core Power Tools'umuz vardı ya. O bize yardımcı olsun. Nasıl yardımcı olacak? Ben buradan mouse'a sağ tıklayacağım. EF Core Power Tools'u çağıracağım. Reverse Engineer diyeceğim yine. Sanki Entity'si oluşturuyormuşum gibi davranacağım yani. EF Core 7'yi seçtim. OK butonuna bastım. Buradan tablolarımı seçeyim. Şöyle tümünü seçeyim. istemediklerimi kaldırayım. O daha kolay oluyor. Views'ten de bizim bir tane View'imiz vardı. Onu da alayım. OK'ye bastım. Şimdi namespace core yani şurada oluşacak. Entity'nin oluşacağı yer şu core'un altında dtos olacak. O zaman buraya onu yazayım. dtos. Ama şu anki ef core power tools'un sadece ve sadece entity tiplerini oluşturmasını istiyorum. O zaman neyi seçtim? Entity types only. Bir de tekilleştirme istiyorum. OK butonuna bastım. dtos doldu. Şimdi şunların başına DTO ekleyeceğim demiştim. DTO'yu ekliyorum. Nasıl bu kadar hızlı yapıyorum? F2'ye basıyorum. Bir de makrolu mouse'um var. Tuşlarına makro atadım. Bir tuş kontrol V işini yapıyor. Böylece çok hızlanmış oluyorum yani. Bakın şimdi şurada DTO kategori yazıyor ya. Burada da DTO kategori yazacak. Bir de şu DTOs klasörünü açayım. Şuradaki dosya adı da DTO kategori olacak. Aynı buradaki gibi. Bu üçü aynı değilse siz bunların üçünün aynı olmasını sağlamalısınız. Şimdi ne yapmış oldum? Şuradaki bütün klasları kapatacağım. Close all tabs. Hepsini kapatıyorum. Bir tane DTO kategori açayım. Entity de modelsin altından bir tane kategori açayım. Bununla bunun hiçbir farkı yok. Bakın kategori, video kategori. Hatta şöyle yapayım mı? Kategori üstünde mouse'a sağ tık. Bu sefer compare. VSDF var ya compare onun menüsü. File with. Dosya yolunu bir açayım da. Open folder in file explorer. Şöyle. Dosya yolu bu olacak. Kategoriye sağ tıkladım. Compare file with. Neyle karşılaştıracağımı soruyor. Şuraya yolu yazdım. Bunun altındaki DTO kategoriyle karşılaştıracağım. Bakın farka. Başında DTO yazıyor. Başında DTO yazıyor. Namespace'i doğal olarak korun altındaki DTO's. Bunun da namespace'i doğal olarak entities'in altındaki models. Başka hiçbir farkı yok. Şimdi diyeceksiniz ki. Hani ben sadece kullanıcıya göstermek istediklerim için DTO tasarlıyordum. Arkadaşlar ben şimdi size bunu sundum ya. Siz kendi projenizde gelin şu alanları silin. Bunları kullanıcıya göstermesin program. Yani kullanıcıya sadece göstermek istediğim alanları modellemişim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi AutoMapper'dan bahsedeceğim demiştim. Hala AutoMapper'dan bahsetmedim değil mi? O zaman sıra AutoMapper'da. Şimdi şurada core katmanındayım. Tools menüsünden Nugget Package Manager, Package Manager Console. Şuraya Otomapper'ı kuran install komutunu yazacağım. Komut şu. Enter'a basacağım ve kuracağım derken yanlış katmana kurduk, Data Access'e kurduk. Projeden bu satırı sildim. Benim kurulum yapmam gereken katman core katmanı. Bir daha kurulum yapıyorum. Core katmanında package reference olarak AutoMapper dependency injection olmak üzere kuruldu. Core katmanında Add new folder. Folder'ın adını helper yapacağım. Bir tane helper klasörüm olacak. Adı böyle yani. Mouse'a sağ tıkladım. Add class. Class'ın adı da mapping profiles. Yani benim tablolarımın DTO'larla mappinglendiği sınıf Mapping Profiles. Sınıf eklendi. Hemen şurayı public yapıyoruz. Namespace'de noktalı virgül ekliyoruz. Gereksiz süslü parantezler kaldırılmış oluyor. Şimdi bu Mapping Profiles'ın Automapper'la ilişkilendirilebilmesi için Automapper'ı kurdum ya. Automapper'ın Profile adlı bir sınıfı var. Bundan miras aldırıyorum. Şimdi artık Mapping Profile aslında bir profil ama adı böyle yani. Ben Mapping Profile'ı özelleştireceğim kendim için. Bunun içerisinde kendi sınıflarımın DTO karşılıklarını tasarlayacağım. Şimdi bunun içinde bir Constructor'ım olacak. Boş bir Constructor. Şuradan Tornavida'ya tıkladım. Yani ben bunu Tornavida'ya benzetiyorum da siz neye benzetiyorsunuz bilmiyorum. Generate Constructor. Evet şu Constructor'dan istiyorum. Bundan değil. Bir de şöyle bir Constructor var. Ben boş olanını istiyorum. Şunda. Constructor'ı public olarak düzelttim. Şimdi de bir metot var. Create Map metodu. Şöyle. Tırnağımı açtım. Bakın burada benden bir tane source, bir tane destination istiyor. Fark etmez yani sorsa da DTO verebilirsiniz Destination'a da. Sorsa da Class verebilirsiniz Destination'a da. Buraya kategori sınıfını veriyorum Source olarak. Tabii kategori sınıfını yukarıda henüz tanımlamadığım için burası böyle kategori attribute diye bir şey yazdı. Benim kategori sınıfımı tanıması için kontrolle beraber noktaya bastım. Aslında önce proje referanslarına bir Entities'i ekleyeyim değil mi? Ben bu Core katmanında Entities katmanına ulaşabilmek için bunu proje referansı olarak vermeliyim. Bu durumda Core, Dependencies, sağ tık, Add Project Reference, buradan Entities'i verdim ve okey butonuna bastım. Bakın, proje referanslarına Entities eklendi. Şimdi Mapping Profile sınıfına geri döndüğümde, kontrolle beraber noktaya bastığımda, Bakın using entities models kendiliğinden gelmiş oldu. Kategori ile neyi mapleyeceğim? DTO kategori değil mi? DTO kategori nerede? Zaten DTO kategori bu core projesinde olduğu için using'i bile otomatik yazıldı. Core DTOs. Çünkü mapping profile da core katmanında. Hani ben burada source veya destination fark etmez dedim ya. Şunun için fark etmez. Şurada reverse yapacağım. Reverse map de geçerli. Yani kategoriden DTO kategoriye bir akış, DTO kategoriden de kategoriye bir akış mümkün olsun. Şimdi burada kaç tane sınıf varsa o kadar create map komutu yazmam gerekecek. Şuradaki view için de DTO metnini ekleyeyim. Bakın şuradan da geri dönebiliyorsunuz. Bazen burası geri dönmüyor. Belki fazla eklemişimdir. Sileriz. DTO kategori zaten var. Şimdi DTO Customer. Şöyle. Sonra DTO Employee. Şu. Buraları düzelteceğim biraz sonra. Sonra DTO Order. Sonra DTO Order Detail. DTO Product. Arkadaşlar şu anda yaptığım sanki size boş bir iş gibi geliyor olabilir. Şu Northwind'in şu veri tabanı tablolarının adlarını bile ezberlesiniz. Birçok projede aynı isimler kullanacaksınız zaten. Tabii ki İngilizce tasarlarsanız. Artık tüm yazılımcılar tabloları, klasları İngilizce tanımlıyorlar. Supplier, Territory ve şu. DTO, VV, Prod, sap. Bir satır fazlam çıktı, sileyim. Şimdi buradan Customer alıp buraya yapıştırırım artık. Bu kolay. Employee. Order. Yalnız burayı düzgün yapalım. Sonra proje bir hata verir. Nereden hata verdiğini bile bulamayız. Çok zor. Yani şurada şifre olup burada kategori kaldı mı yandık. DTO şifreyi şifreye çevirmek istersiniz. O kategoriye çevirmeye çalışır, patlar. Yapmadığım şey mi? Çok yaptım bu hataları da onun için söylüyorum size zaten. Şimdi burada bir örnek daha yapayım size. Şu DTO kategoride şu kategori name var ya burası güya DTO'da kullanıcıya kategori adi olarak gösteriliyormuş. Öyle düşünelim. Yarın bir gün siz DTO'da bir property'nin adını değiştirirseniz ne olacak onu gösteriyorum. Mapping Profiles'a geri döndüm. Onu kategori de yapmıştık değil mi? Şu noktalı virgülden sonra bir nokta ekliyorum buraya. Bakın for member. Burada öncelikle destination. Destination'daki hangi alan olduğunu yazıyoruz. Kategori name. Virgül ekliyoruz. Option map from. Bunun içerisinde de source Source nokta bakın gelecek biraz sonra. Kategori adı Türkçe ya K harfinde. ha şuradaymış kategori adı. Yani kategori neymi? Kategori adı olarak eşleştir demiş oldum. Bunu açıklama haline getireceğim. Örnek olarak sizde de bulunsun. Ben Otomapper'a DTO Customer'ı Customer'a çevirmesini ya da Customer'ı DTO Customer'a çevirmesini söylemiş oldum. Özelliklerine baktığınız zaman da DTO kategori ile kategorinin özellikleri aynı. Veya product'tan bakalım. Onda daha çok alan var. Product'ın property'leri ile DTO product'ın property'leri aynı. Şimdi ben bu DTO üzerinden bir şey silsem de çok etkilenmeyecek AutoMapper. Çünkü alan sayısı eşit olmak zorunda değil. Buradaki property'lerin isimlerinin aynı olması AutoMapper için yeterli. Az önce de söylediğim gibi property'nin adı aynı değilse böyle for member ile tanıtabilirsiniz. Destination üzerindeki kategori name, Source üzerindeki kategori adına maplenecektir. Şurada map from yazdım ya, for member map from. Tabii ki bu açıklama olmazsa. Bir de şu kategori adını düzeltelim yoksa bir yerde patlayacak sebebini bile bilmeyeceğiz. Entities, kategori, burası doğru. DTO'dan mı yapmıştık? DTO, kategori adı. Bir kere Ctrl-Z yeterli kere yeterli değilmiş. Birkaç defa kontrol Z'ye bastım. Bir sonraki dersimizde de bu Mapping Profiles'ta AutoMapper'ın sınıflar arası çevirimi, maplemeyi nasıl yaptığını anlatayım.